hoş geldiniz. ben Gökhan Bugün sizlerle birlikte bir haftada nasıl 25.000 coins kastım O videoyla karşınızdayım Öncelikle bu videoya çok yüksek bir like bekliyorum arkadaşlar Gerçekten like'larınız çok çok önemli Yani bunun açıklamasını biraz sonra hep birlikte yapacağız 25.000 coins'i gerçekten bir haftada kazanmak çok kolay olmadı ama Şimdi arkadaşlar bunun nasıl olduğunu dürüst bir şekilde sizlere anlatacağım Fakat yani bunu bu taktiği verip vermeme arasında da çok kararsızım Onu da söyleyeyim Nedenlerine de geleceğim Ama öncelikle burada bir tane maçımızı yapalım Kraliyet ödülünde ondan sonra arkadaşlar gidip güzel güzel bu konu neymiş tam olarak sizlere neyi ifade ediyorum Ooo gelen rakibe bak hep birlikte açıklamış olacağım Arkadaşlar gerçekten sezon passız bir kez sizlerin coins çok fazla kasması mümkün değil bunu belirteyim Ayrıca yani xp de kasmanız lazım yani xp kasmadığınız müddetçe arkadaşlar gerçekten sıkıntı yani çok fazla xp kasmanız lazım O yüzden arkadaşlar ikisini bir arada tuttuğunuz ama zaten fazla coins kazanıyorsunuz ama ben Biraz sonra olayın nasıl olduğunu hep birlikte açıklayacağım. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar evinizdeki maçlarda çok yüksek sayıda e, evinizdeki maçlarda çarpı 2 ile arkadaşlar fazla sayıda coins kazanabiliyorsunuz. ya yani bayağı kazanabiliyorsunuz. E, ama deplasmandayken asla video izlemenizi tavsiye etmem. Çünkü deplasmandayken ortak stadyum bonusu var. O çok işe yaramıyor. Önemli olan sizin evinizdeki stadyum bonusunun yüksek olması. Bu arada arka, telefonum e, 9 Pro'dan oynadığım için biraz kasabilir. Normalde videolarımın hepsini diğerinden çekiyorum. Bilginiz olsun. O konuda da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bu güzel taktik için bir haftada 25.000 coins için tam tamına 750 like istiyorum. Lütfen like'larınızı esirgemeyin. Dediğim gibi arkadaşlar bu taktiği sizlere söyleyeceğim. Ama tam anlamıyla hepsini verir miyim? O konuda bir şey demek istemiyorum. Çünkü Problemli arkadaşlar bayağı problemli onu da sizlere söyleyeyim ee, herkese verdiğimiz zaman e, e, First Touch Games bu taktikle ilgili e, taktik demeyin de bununla ilgili bir şey yapabilirim aslında arkadaşlar bununla ilgili bir şey yapabilir mi değil biraz sonra zaten maç bittiğinde sizlere ne olduğunu açıklayacağım birçoğunuz biliyordur zaten Facebook gruplarından oradan buradan ama ben gene de sizlere belirtmek isterim arkadaşlar şöyle bir şey de başlayalım o zaman ufak ufak başlayalım bakın stadyum seviyenizi Stadyum seviyenizi yükseltmediğiniz müddetçe arkadaşlar hiçbir işe yaramaz bu yap bu vereceğim taktikte dahil. O yüzden yapmanız gereken ilk temel şey arkadaşlar stadyum seviyenizi inanın yükseltebilmeniz. O yüzden arkadaşlar stadyum seviyesine çok 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 önem verin. Ben yaklaşık 92 bin e, olan 92 bine kadar full yaptım arkadaşlar. Oyuncu falan almadım. İlk başta ona yaptım. Sonra tesisler kısmı var arkadaşlar. Orayı yükseltiyorum. Daha fazla bonus şey kazanabilmek için. Yani bu bu ikisi çok çok önemli. Belki sizler önemsemiyorsunuzdur arkadaşlar ama lütfen ticari bonusuyla ilk başta stadyumunuzu yükseltin ki sizler bundan gerçekten ciddi anlamda bir fayda görün. Bu ikisini yaptıktan sonra arkadaşlar stadyum seviyeniz yüksek olduğu için evinizde atabildiğiniz kadar fazla gol atın arkadaşlar ve ee, diğer sefer hep söylüyordum online maçlarda çok fazla para kazanabilirsiniz ama o XP kastığınız zaman olacak olan iş arkadaşlar bilginiz olsun. XP kasmadığınız sürece arkadaşlar fazla online maç oynamanın bir mantığı yok. Ve 10 gün içinde arkadaşlar 25 bin 30 bin yaklaşık e, XP kazanma yani XP diyorum coins kazanmanız için bir kereyle mahsus almanız yeterli arkadaşlar kadronuzu genişletebilmeniz. Ama şimdi esas olaya bu maçtan sonra geleceğim ne olduğuna. Şöyle gönderebilirsek arkadaşlar. Oo hata yaptık hata yaptık. Çok iyi nokta Barisi. Şu maçı bitmesini bekliyorum arkadaşlar sizlere. Tüm detaylarıyla açıklayabilmek için. Lewandowski iyi noktaya gönderdik. Mbappe'ye doğru. Mbappe harika noktaya. Burak Yılmaz'a gelir mi? Burak Yılmaz'a gelmedi. Maç biter mi ilk yarı? Maç ilk yarı Mbappe'nin golüyle bitti. 3-0. Mbappe'si golü 3-0'a getirdi. Bir saniye arkadaşlar geliyorum hemen. Hızlı bir şekilde geliyorum ben de. Arkadaşlar Güven camını kısar mısın? Arkadaşlar geldim kusura bakmayın biraz geciktim ama. E, ee, Güven git o telefona bakar mısın Güven kim? Git kimse bilmiyor. Abicim sıkıntıya bak ya. Video çektiğim zaman başıma gelen bu işlerden hiç hoşnut olmuyorum. Güvencen kim o? Bakacağım. Kim? Abim video çekiyoruz Allah rızası için ya. Açsana kim olduğunu. Orada bak. Allah Allah video içerisinde dahil olan şeylere bak arkadaşlar ben en iyisi anlatayım arkadaşlar şimdi arkadaşlar iki tane uygulama var bir auto clicker bir ise gene e, otomatik tıklamayla ilgili bir tane e, uygulama arkadaşlar o iki uygulamayı indirdikten sonra sınırsız şekilde onlineda kendi kendine kasıyor. Kendi kendine diyorum çünkü kendi kendine sürekli topu uzaklaştırıyor. Bundan sıkılan rakipler arka çoğu zaman kalıyor. Ben mesela 16. ligden hiçbir şekilde kılımı kıpırdatmadı arkadaşlar. 11. lige kadar çıkabildiğim bu gerçekten müthiş bir şey ve sürekli her maç 28, 29, 30 artık kaç coin seriyorsa arkadaşlar ki rakipler sıkıldığı zaman erken bitiyor. Ve ben geçen sezon 300 bin üzeri XP kastım. 89 liraya şeyi aldım. 89 liraya siz söyleyin adına. Sezon pası aldım. Onunla birlikte arkadaşlar toplam bir haftada orada online maçların giriş çıkışında hesapladığımız zaman tam tamına 25 bin coins kastım. Biraz sonra sizlere ne olduğunu tam olarak açıklayacağım. Tabi şu maçın bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Aa, rakip ısrarla çok iyi olmasına rağmen halen sahada durmayı istiyor. Anlamadım garip şekilde. Anlatacağım şeyi de unutturdular ya. Aymerik Laport. Aldık abi. Hakan çok iyi. Bir de serbest duruş. Abi çıkmak da istemiyorum. Çünkü burada bin coins var. Bin coins de önemli. Belki size 30 coinslik bir paket açılımı yapabilirim. Bilmiyorum. Temenni moyon denizinden. en azından. Abi aldık Fernandez'i. Olmadı. Hadi bakalım. 3-0 öndeyim. Maçın bir an önce bitmesini bekliyorum dediğim gibi. Sizlere açıklayacağım şey için. Bir oyuncu mu daha sakatta daha bir şaka mısın sen ya? Amacın ne anlamadım. 3-0 geridesin zaten. Ben de bir an önce maçı bitirmeye çalışıyorum ki arkadaşlar sizlere. Onu detaylı bir şekilde daha vereyim. Bruno Fernandes. kalecinin üzerine gitti. Van Dijk aldık abi. 4 geldi mi Osimhen? O simene gelmedi. Dediğim gibi arkadaşlar maçın bitmesini bekleyeceğim. Ondan sonra söyleyeceğim. Bu telefon moralimi bozdu. ya. Yani telefonun sürekli çalınması gerçekten can sıkıcı bir durum. Bir kırmızı karta abim ne yapıyorsun ya? Vallahi var ya oyunu cıvıtıyorsun ya. Bir şey anlatacaktım güzel bir şekilde. Harbiden sinir bozucu. Samimi şekilde söylüyorum. O simhen gelmedi. Van Dijk abi al. Al abi bizde. Burak. Kyle Walker gönderemedik. İlk yarı bitti mi? Maç bitti mi? Bekliyoruz abi. 7 dakika geçti. Sandro. Jorginho gelmedi. Neymar. Dediğim gibi gol atmamasını sağlayacağım ama muhtemelen atacak bir şekilde. Abi gerçekten çok saçma işler. Yani amacın ne anlamadım. Saçma saçma işler yapıyor gerçekten. İnanılmaz saçma saçma işler. Bit, bitsin. Bitsin abi öğretim olayın ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar online'da bakın stadyum bonusu bana 42 veriyor. Her maçta 42-43 veriyor. Online'da da aynı şekilde arkadaşlar. Burada önemli olan sezon pas. Bakın sezon pasa şimdiden 41 bin kasmışım ki ben muhtemelen bu ayki hedefim 300-350 bin kasmak ya da 400 bin kasmak. 400 bin kastığınız zaman arka bana 8 bin veriyor. Alttan da 4 12 bin. Yukarıdan da 1000 13 bin. Ve turnuvalarla birlikte arkadaşlar ben zaten sezon pasla birlikte arkadaşlar turnuvalarla birlikte haftalık 17 bin 18 bin kasıyorum. Bir de arkadaşlar bunun her online maçtan sonra verdiği coins var. Ortalama 28 ile 40, 42 coin veriyor. 30 coin verse arkadaşlar siz kendiniz artık hesaplayın. O yüzden diyorum ki sizin yapmanız gereken en temel şey burada stadyumuzu fulllemek. Stadyumdan sonra ise ticari olan kısmı yapmak. Hatta sizler bir de ticari yükseltelim arkadaşlar. Bakın 375'i daha verdim ve artık benim ticari kısmım tamamen dolmuş bulunmakta. Arkadaşlar bakın ticari tamamen fullledik. Oyuncu alımında da burayı da böyle yükseltirsem bana herhalde bir zararı yoktur diye düşünüyorum. Evet. Oyuncu alımında yetenek avcısı indirimi için kullanıyorum. Bakın ticariden ekstra %10 bonus Buradan da ekstra %10 bonusla birlikte 52 kazanıyorum. Yani online maçları da içine koyduğumuz zaman daha yüksek şekilde kazanç elde ediyorum. Bakın arkadaşlar oynadım online maç sayısını sizlere göstereyim kayıtlar kısmından. 865 maç oynamışım. 309'u galibiyet 540 mağlubiyet. Bu kadar mağlubiyet olmasının sebebi otomatik kastırıyor olmam arkadaşlar. İki uygulama kullandım. Auto Clicker ile diğer uygulamayı. ikisinin taktiğini istiyorsanız arkadaşlar sizlere vereyim. Ama dediğim gibi herkese verirsem sıkıntı olur. O yüzden arkadaşlar bu konuda biraz beni anlamanı isteyeceğim. Ee, senaryo moduna kasabiliyorsunuz zaten. E, günde 75, 750, 225 kasıyorsunuz. 225'e 10 günde çarpsanız ne kadar ediyor ya? 2250. Yani bir 6000 7000 oradan kasıyorsunuz. Onun dışında evdeki maçlarınızdan kasıyorsunuz. Görevlerden kasıyorsunuz. Baya baya da verimli olduğunu söyleyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.